Oldukça ilginç yeteneğe sahip biriyle tanıştıracağız şimdi sizi. Ona Terazi Ekrem diyorlar. Lakabının hakkını da haberde de izleyeceksiniz. Şimdi fazlasıyla veriyor. Çünkü eline aldığı bir ürünün ağırlığını tahmin edebiliyor. Hem de gramı gramına. ...936 gram olmuş bu. 936 gram. Evet. Nasıl anladınız bunu? Yetenek 322 gram. Tam 322. Adam yetenek. Onu tanıyanlar bu durumu böyle özetliyor. Terazi Ekrem sıra dışı yeteneğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Kaç gram istersen tartarız. Siz program değil. Eko bize 500 gram zeytin tartar mısın? Ama öncesinde bunu nasıl yaptığını soracağım tabii ki. Yapalım hemen senin için bir 500 gram. 500 gram olacak ama tam. Tam 500 gram yapacağım. Bir tane fazla olmuş. Şu bir tane gerçekten çok çok önemli. 500. Hadi bakalım koyalım terazimize. İnanılır gibi değil. Teraziye gerçeğe gerek yok. Elleriyle her türlü her şeyi tartabiliyor. Gözleri ve elleri teraziden bile daha hassas. Katı ya da sıvı fark etmiyor. Her şeyin ağırlığını doğru şekilde tartabiliyor. Hata payı ise sıfıra yakın. Ekrem işi biraz daha zorlaştırdı efendim. Dedi ki ben sadece katı cisimlerin değil sıvıların da gramajını gözümle ve ellerimle tahmin edebiliyorum. Şu anda tartı işlemi gerçekleşiyor galiba. Hem gözümle hem elimle tartıyorum. 876 gram. 878 gram geldi. 2 gram fazla söyle. Şu an 500 gramdan fazla. Mesela ne kadar fazla? Hemen ona bakıyoruz. İnce ayarımız çıkardım. Da var yani. Bir tane daha çıkardım. Bir tane daha çıkartacağım. Şu an 500 gram. Ne diyorsun? Arkadaşlarının terazi lakabını taktığı Ekrem Maraz yeteneğiyle sosyal medyayı da sallıyor. Hem el hem göz terazimi kullanıyorum burada. 400 gramı geçmiş. Net gramını söylüyorum. 422 gram. 426 geldi. Bir adet zeytini fazla atmış. Çıkarıyorum bir adet zeytin. 422. En fazla bir zeytin fazla kaçırırız. Ben o zeytini yerim. Afiyet olsun. İstanbul'da ilginç, ilginç olduğu kadar da tehlikeli bir inşaat çalışması yapıldı. Görüntülerini şimdi burada görüyorsunuz. Burası İstanbul Kağıthane. Görüntü burada kaydedildi. İşçiler bir minarenin yenilenmesi için çalışıyor. İlginç ve tehlikeli olarak nitelendirdiğimiz görüntü de işte bakın bu sırada kaydedildi. Minarenin şerefesine bazı malzemelerin çıkarılması gerekiyordu. Bir işçi bunu hali tehlikeli bir yöntem kullanarak yaptı. Bir ucuna inşaat malzemesi bağlı halatın öbür ucuna yapıştı. Şimdi göreceksiniz ve kendini aşağıya bıraktı. O aşağı indiğinde inşaat malzemesi de yukarı doğru çekilmiş oldu. Ama dediğimiz gibi tehlikeli. Karadeniz'e açılan balıkçı teknelerinin ağları palamutla doldu. Yüzlerce kasa palamutla dönen balıkçılar sezondan umutlu. Karadeniz'de tekneler balık için açıldı. Ağlar palamutla doldu taştı. Evet, bereket bol bol buz bu sene. Karadeniz'de palamut çok. Farklı kentlerden Karadeniz'e giden tekneler Bartın ve Zonguldak'tan denize açıldı. Balıkçılar barınaklara dolu kasalarla döndü. Karadeniz'deki palamut bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü. Her bir tekneden yaklaşık 2000 kasa palamut sevkiyat için araçlara yüklendi. Şu anda Zonguldak'ta 300-350 taneye yakın bir teknesi var. Her birinde ikişer bir, üçer bir kasa palamut var. Aşırı bir bolluk var. Şu sıralar bol bol ağlara takılan palamut tezgahlarda boyutuna göre 20 ile 40 lira arasında satılıyor.